Saçlarınızı nemlendirmek, mobilyalarınızı parlatmak istiyorsunuz. Pek de alakalı gelmiyor kulağa ama sırları ortak. İşte mutfaktan gelen iki mucize ve hayatınızı kolaylaştıracak püf noktaları. Tereyağı ve zeytinyağı daha önce de sık sık haberini yaptık. Sağlığımıza, cildimize nasıl iyi geldiğini biliyoruz. Şimdi sırada onları nasıl sıra dışı kullanabileceğimiz var. İşte birkaç madde. Peynirleri buzdolabında olabildiğince iyi saklamaya çalışıyorsunuz ama kestiğiniz bu bölümün sertleşmesinin önüne geçemiyorsunuz. Çare yine tereyağında. O kestiğiniz bölüme tereyağını bu şekilde yavaşça sürerseniz hem peynirinizin daha yumuşak kalmasını sağlayacaksınız hem de küflenmesinin önüne geçmiş olacaksınız. Yeni bir eve taşındınız tabii ki kedinizle birlikte ama ne yazık ki onların alışma süreci bizimkinden biraz daha uzun oluyor. Hatta o yeni evden kaçabiliyorlar. İşte kedinizi kendinize biraz daha bağlı hale getirmek için yine tereyağına başvurabilirsiniz. Tereyağını ön patilerinden birine birazcık sürdüğünüz zaman tadını çok sevdiği için sizin yanınızdan ve tabii ki evden ayrılmayı akıllarına bile getirmeyecekler. İlaç almayı da özellikle büyük bir kapsül söz konusuysa eziyet olmaktan tereyağı sayesinde çıkarabilirsiniz. Bu şekilde tereyağının üzerinde biraz gezdirdikten sonra yutmanız çok daha kolay olacak. Bu madde erkekler için diyelim tıraş kreminiz ya da tıraş köpüğünüz bitti. Sabunla cildinizi öldürmenize gerek yok. Yine yüzünüze bir miktar zeytinyağı sürdükten sonra tıraş olursanız en az tıraş köpüğü kullanmış kadar rahat bir tıraş sağlayabilirsiniz. Özellikle bu soğuk kış günlerinde saçları nemlendirmek çok önemli. Şimdi bir miktar zeytinyağını ocağa koyuyoruz. Neden? Çünkü biraz ısıtmamız gerekiyor. Isıttıktan sonra saçlarınızı bununla ovuyorsunuz. Ardından üzerine bir naylon poşet geçiriyorsunuz ve havluyla başınızı sarıyorsunuz. 45 dakika bekledikten sonra tabii ki şampuanla yıkamayı unutmuyorsunuz ve böylece yumuşacık saçlara sahip oluyorsunuz. Ahşap mobilyalarınızı parlatmak için de ev yapımı bir cilaya başvurabilirsiniz. Zeytinyağının içine bu şekilde 1-2 damla limon sıkıyorsunuz. Ardından küçük bir bezi bu zeytinyağı karışımına batırıyorsunuz ve mobilyanızı bu şekilde siliyorsunuz. 1-2 dakika beklettikten sonra da temiz bir bezle üzerinden geçiyorsunuz. Mobilyanız artık daha parlak.